Kenar uzunlukları 48 metre ve 18 metre olan dikdörtgen şeklindeki tarla eş kare parsellere ayrılıyor diyor. Oluşan kare parsellerin her bir köşesine ağaç dikilecektir. En az dikilecek ağaç sayısı istiyor bizden. Eş kare parsel dediğinden dolayı bize verilen sayıların EBOB'larına bakmamız gerekir. 48 ve 18. 2'ye böldük. 24'e 9. Sadece ortak bölenlere bakıyorum. 3'e böldüm. 8 ve 3. Artı 2 çarpı 3 bize EBOB'larını verir. EBOB'ları 6. Buradaki EBOB'ları bize her bir ayrıt uzunluğunu verir. Buradaki kalan 8 ve 3 ise kenarları kaç parça ayırdığımızı, yani parça sayısını verir. Buradan ne yapmamız gerektiğini hatırlatmak için önce şeklimizi çizelim. Kenarlardan bir tanesi 18, diğeri 48. Bize veren kenarlardan bir tanesi 3 parça ayır demiş. Diğerini ise 8 parça ayır diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parça ayırdık. Artık bu şekilde çizgiler çekilerek kare parselleri ayırmamızı istiyor. Kare parselleri ayırdıktan sonra her birinin köşesine gelecek şekilde ağaç dikmemizi istiyor. Buradaki izaya bakarsak 1, 2, 3, 4. Yani bu izada 4 tane dikmiş olurum ki her birinde de benzer şekilde 4'er tane dikerim. Bu şekilde devam eder. 1, 2, 3, 4. Yataylı ise baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yataylı ise her seferinde 9'ar tane dikmiş olurum. Artık toplamda kaç tane olduğunu bulmak için bu şekilde uzun uzun yapmak yerine biz aynı şekilde içlerini dikmemiz isteniyor. Yani dikecek olduğumuz ifade ağaçlar bir alandır. Alan olduğu için dikdörtgen alan formülü kullanacağım. Bizim ayırdığımız 8 ve 3 parça sayısı olduğunu söylemiştik. Artık parça sayısından ben köşe sayısını geçmek istersem köşe sayısı ben bir şekli 1, 2, 3 parça ayırmak için 1, 2, 3, 4 tane köşe ihtiyaç var. O halde 3'ü 1 eklerim 4, 8'e 1 eklerim 9. Alan olduğu için 9 çarpı 4'ten 36 tane ağaç dikmiş olurum. Şekli uzun uzun çizmek yerine kare parsellere ayrıldığında kaç tane ağaç dikilmesi istiyorsak bulduğumuz parça sayılarını bir ekleyip köşe sayısını bulacağız. İçini de diktiğimiz için alan formülünden 9 çarpı 4 36 bulmuş oluruz.